Karşımızda y eşittir 1 bölü x kare. Evet buna ait grafik var. Bana x sıfıra giderken 1 bölü x karenin limitinin neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Hadi bakalım hemen videoyu durdurun ve bunu kendi kendinize bulmayı deneyin. Limiti bulmaya çalışırken x eşittir sıfırın son derece ilginç bir nokta olduğunu fark etmiş olmalısınız. Sıfıra soldan yaklaşırken 1 bölü x karenin değerinin giderek arttığını ve sonlu bir değere yaklaşmadığını görüyoruz. Bu fonksiyonun sınırsız olduğu şeklinde de ifade edilebilir. Benzer şekilde sıfıra sağdan yaklaştığımızda da aynı şey oluyor ve 1 bölü x kare sınırsız ve giderek artan değerler alıyor. Şimdi bu iki limitte aynı yönde olduğundan bazıları bu durumu yani bu limiti sınırsız olarak adlandırırlar. Bazıları limitin olmadığını söylerler ve eğer limitin sonlu bir değere yaklaşmadığını düşünürsek bu yalan da değildir. Önümüzdeki videolarda sonsuz ve sonsuzdaki limitler kavramlarını incelediğimizde bunu çok daha iyi bir biçimde anlayacaksınız. Eğer bunu anladıysak size bir şey daha göstermek istiyorum. Evet, bu da y eşittir 1 bölü x'in grafiği. Size yine aynı soruyu soracağım. Hadi hemen videoyu durdurun ve x sıfıra giderken 1 bölü x'in limitinin ne olduğunu bulmaya çalışın. Şimdi bir bakalım, sıfıra soldan yaklaşırken fonksiyon giderek negatifleşen değerler alıyor. Sağdan yaklaşırken de giderek pozitifleşen. Burada yani fonksiyonun değerleri aynı yönde sınırsız hale gelmediği için hatırlarsanız bir önceki örnekte fonksiyon sağ ve sol limit için aynı yönde sınırsız değerler alıyordu. Evet burada durum farklı. Soldan yaklaşırken negatif yönde, sağdan yaklaşırken de pozitif yönde sınırsız değerler söz konusu. Bu yüzden de belirli bir noktadaki limiti düşündüğümüzde fonksiyon aynı aynı yönde olmadığı ve aynı değere yaklaşmadığı için buna limit yoktur diyebiliriz. Evet bu durumda limitin sınırsız olduğunu da söyleyemeyiz. Öyleyse bir kere daha tekrar edeyim sıfıra sağdan ve soldan yaklaşırken fonksiyon farklı yönlerde değerler aldığından bu limit yoktur.